Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Bugün zurna dürüm yapacağız. Tavuğumuzun göğüs etinden yapacağımız için kemiklerinden ayırıyoruz. Göğüs etlerini ince ince doğruyoruz. Göğsünün iki parçasını da kullanıyoruz bu yemeğimiz için. Burada şekli önemli değil, önemli olan ince olması. Doğranan etlerimizi tabağımıza alıyoruz. Sosu için bir soğanı rendeliyoruz. 2 diş sarımsağı da rendeliyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da toz acı biber ekliyoruz. 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da salça ekliyoruz. Domates salçası. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Arzuya göre zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Sonra tavuklarımızı içine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Her tarafına yediriyoruz. Tavuklarımızı streç film serip üzerine döküyoruz. Streç filmle sarıp rulo şeklini veriyoruz. Buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzluk bölümünde. İsteyen bu şekilde saklayıp daha sonra da pişirebilir. Lavaşımızı kendimiz yapacağımız için hamur yoğuruyoruz. Un, su, tuz. Yoğurduğumuz hamurlarımızı eşit parçalara bölüyoruz. Hamurlarımızı yuvarlayıp dinlendirmeye bırakıyoruz. Sonra açmaya başlayabiliriz. Hamurlarımızı tek tek açıyoruz. İsteyen istediği büyüklükte açabilir. Pişireceğiniz tavanın büyüklüğünde açabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Biz zurna dürüm yapacağımız için biraz büyük açtık. Tavamız küçük kaldığı için ocağımızın üstüne sacımızı yerleştiriyoruz. Sacımızı ocağımızın büyük gözünü ters kapatıyoruz. Üzerine lavaşlarımızı koyup iki tarafını da pişiriyoruz. Lavaşlarımız pişti. Dolaptan çıkardığımız tavuklarımızı tekrar küçük küçük doğruyoruz. Biraz donan etlerimiz daha kolay doğranıyor, ince ince. Doğradığımız tavuk etlerimizi tabağımıza alıyoruz. Lavaşımızın üzerine sürmek için ayrı bir sos yapıyoruz. Toz biber, pul biber, sıvı yağ kullanıyoruz. Biraz da salça ekleyip çırpıyoruz. Dürümümüzün içine koymak için marul, domates, yeşil soğan doğruyoruz. Doğradığımız
doğramış olduğumuz malzemelerimizi ayrı bir tabağa alıyoruz. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Tavamızın her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz. Tavuk etlerimizi tavamıza döküp karıştırmaya başlıyoruz. Soslamış olduğumuz ve ince ince doğramış olduğumuz tavuk etlerimizi tavamızda 10 dakika kadar pişiriyoruz. Tavuklarımız artık pişti, altını kapatıyoruz. Pişen tavuklarımızı ocağımızdan alıyoruz. Lavaşımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu güzelce sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Tavuklarımızı lavaşımızın üzerine sırayla diziyoruz. Biraz da yeşilliklerimizden koyuyoruz. Domateslerini de ekliyoruz. Biraz da ketçap ekliyoruz. Biraz da mayonezimizden sıkıyoruz. Dürümümüzü iki tarafından katlayıp sarıyoruz. Zurna dürümümüz yemeğe hazır. Afiyet olsun.